Hayvan gibi doğmuşlar çocuğum. Hey yani. Yüzünü de çekelim biraz. Tam kaldırsana şöyle. Benim alacağım para vardı. Ben önceden bu balıkçıların yanında çalışıyordum. Alacağım parayı alamadığım için çıktım. Beni pazartesi günü öğleden sonra aradılar. Öğleden sonra aradıklarından sonra ben onların yanına gittim yevmiyeci olarak. Hem bir de paramı alacaktım. Paramı vermediler. Bir de üstüne dayak yedim. Kendi iş yerlerinde yaptılar. Onların kendi olduğu bir şey var. Dükkanları falan var. Dükkanların içinde beni dövdüler. Ben de orada elimi yüzümü yıkamaya çıkarır mısınız diye şey yaptım. Onunla işte çıkarmayla birlikte alışveriş merkezinin içine güvenliğin oraya kaçtım. Güvenlikten yardım istedim. Ondan sonra ambulans geldi. Hastaneye gittim. Ondan sonra da karakola gittim. Şikayetçi oldum. Ben sopayla beni darbe ettiler. Dinlene dinlene dövdüler yani. Vücudumda izler falan var. Kolum çatlak. Ondan sonra kafamda 6-7 tane dikiş var. Sırtımda izler var. Şimdi çalışamaz durumum diyeyim. Durumum yok. Öyle bir gelir kaynağım yok. Bunu yapanların cezasını bulmasını istiyorum. 200 liralık, 200-250 liralık bir alacağım para vardı. Öyle bir fazla bir para değil. Ama ben hakkımı savunmak için gittim. Oraya hakkımı almak için gittim. Böyle yapacaklarını bilseydim 200 lira benim için umurumda değildi. Böyle dayak yiyeceğime hiç olmazsa 200 liranın peşine düşmezdim. Söz olarak da şiddet uyguladılar. Eğer birine gider dersen benim arabamda 5000 lira para var. Para vardı derim. Ondan sonra 100 tane de şahit bulurum. Sen bir tane şahit bulamazsın dedi. Böyle sözel taciz etti beni. Onunla işte ben de oradan hastaneye gittiğim için oraya zaten adli polis geliyor, ifade almaya geliyor. İfademi verdim. Yani öyle bir şey de yok. Eğer benden şikayetçi olursam sana 5000 lira arabamla param vardı onu çaldın şey yaptım dedi. Böyle dedi. Ben de bir şey demedim. Onun yanında tamam dedim ama normal olan ifademi söyledim yani. Orada adliyede de şeyde de belli ettim. Canımı aldılar yani o kadar linç ettiler beni. 20 yıl esnafların yanında çalıştım. Ben de balıkçı esnaflarının yanında çalıştım. İnne ucu kadar hiçbir insana zarar vermedim. Hiç kimsenin çoluğunu çocuğunu bu şekilde dövmedim. Ben diyorum ki yani bizim insanlarımızın böyle başına benim bir anlığım gibi gelmesin. Hakkın iyiyse cezası, benim oğlumun hakkı cezası varsa çeksin. Ama böyle değil. Bakın yani bu insan kılığından çıkmış.